Merhaba, ben Giray Kaçar, kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir videoda karşınızdayım. Biraz geç saatlerde atacağım bu videoyu. Arka arkaya çok video yükledik kanalımıza. Tabii Atilla Szalai'nin gündemi hepimizi ters köşe yaptı. Tam anlaşıldı dendi. Arkasından Abdullah Avcı bu transferi durdurma kararı aldık dedi. Bunun nedenini bir önceki videoda konuşmuştum. Ve bununla beraber tabi gündem birden Atilla Szalai'ye döndü. Mendy'nin, Ozan Tufan'ın, Abdullah Avcı'nın önemli açıklamaları var, bunlara değinemedik. Gene Gigot'la alakalı iki tane önemli haber sitesi tarafından haber yapıldı, bunlara değinemedik. Muhammed Şan ve Onaçu'da son gelişmeler yaşanıyor. İki oyuncuda önemli detaylarımız var, buna değinemedik. Okan Yokuşlu'yla alakalı gene önemli bir iddia var arkadaşlar, buna değinemedik. Okan Yokuşlu transferle alakalı bütün bu detayları konuşacağımız dolu dolu bir videoda karşınızdayım. Şimdi tabii bir şok etkisi oldu. Abdullah Avcı'nın Atilla Szalai transferiyle alakalı şimdilik durdurma kararı aldık demesinden sonra bir ters köşe yaşandı. Bir soğuk bir rüzgar esti gazeteciler üzerinde. Çünkü bu transferin tamamıyla bitti gözüyle bakıldı. Gelen bilgiler de bu doğrultudaydı. Ancak daha sonradan bir satın alma opsiyonuna eklenen bir maddeden, paradan dolayı iptal oldu dendi. İşte ekonomik boyutlardan dolayı olduğunu sizlere zaten hemen söyledim. Abdullah Avcı açıklamayı yapar yapmaz kaynağıma sordum, araştırdım ve karşınıza geldim. Maliyetten dolayı dedim. Şimdi buna bazı arkadaşlarımız inanmamış. Acaba başka birinden haber mi geldi demiş. Daha önceden biz bunu Bocat döneminde yaşamıştık. Hatırlayın, Solbek'e Bocat'ı alırken Abdullah Avcı son saniyede veto verdi ve Barış içi getirdi. Gene böyle bir durum mu söz konusu? Bunu 1-2 gün içerisinde göreceğiz arkadaşlar. Ama şimdilik gelinen bilgide, alınan bilgide, ben bu videoyu şu an akşam 6 gibi çekiyorum. Daha sonra yeni bir bilgi gelirse orasını bilemem arkadaşlar. Ama en son dediğimiz olay buydu. Birçok senaryo var. Başka birisi haber gönderdi. Kulübümüz istenmediği için, genelde çoğunluğun istemediği bir Szalai transferinden son dakika vazgeçti diyenler var. Yani anlaşılan bir durumda, kulüple anlaşılan bir durumda satın alma opsiyonunda bir pürüz neden çıksın diyenler var. Her kafadan bir ses çıkıyor. Bununla alakalı da bence düzgün bir açıklama ihtiyacımız var. Araştırma lazım. Burada iş bize düşüyor. Ben elimden geldiğince araştıracağım tabii ki de arkadaşlar. Ve bu transfer tabii ki de gündemi salladı. Şimdi tabii önemli detaylar var. Hatta şöyle bir de durum var. Hatırlayın, Adana Demirspor takımında Gravion'la alakalı Murat Sancan'ın bir açıklaması vardı. Trabzonspor takımı bize teklifte bulunmadı dedi. Bugün tam tersine, bugün Gravion Trabzonspor takımından bir teklifte bulundu ve 3,5 milyon euroluk bir bonservis bedelinden dolayı geri adım attığını haberini yapmışlar. Bakın, Murat Sancan açıklamasının üzerine, bu da enteresan bir haberdi. Şimdi Samuel Gigot, bu oyuncu neden böyle bir geri vites yaptı? Tam gelecekti, tam okeyleşmişken. Onun nedenini şimdi size beraber paylaşacağım arkadaşlar. Ve bugünkü yapılan haberde çok önemli bir haber sitesi, Le Coupe'nin yapmış olduğu bir haber sitesi arkadaşlar. Teknik direktörle bir kez daha görüşüp Gigot, Marsilya yönetimine bu yaz ayrılmak için, pardon, teknik direktörüyle iki tane haber var çünkü karıştırdım. Teknik direktörüyle görüşüp durumuyla alakalı son bir bilgi almak istiyor diye bir haber yapılmış Gigot için. Gigot biliyorsunuz sakatlığından dolayı antrenmana çıkmıyor. Bunu da yurt dışı basında Marsilya'nın sitesi, Marsilya'da adlı bir haber sitesi tarafından, nasıl bizde işte yerel medyamız var, gene Marsilya'nın yerel medyasından aldığım bir haberdi. Bir diğer haberimiz de gene Gigot'la alakalı. Bu yaz ayrılmak için baskılı, kendisini çok baskılı bir şekilde hissetmediğini, yani orada kalabileceğini ifade etmiş bir haber sitesinde arkadaşlar. Ve Samuel Gigot ayrılmak için baskı hissetmediğini ve transfer döneminin sonuna kadar tüm seçenekleri açık olduğunu, aynı şekilde de Marsilya takımında da çalışmalarına devam edeceğiyle alakalı önemli bir haber yapmışlar arkadaşlar. Gigot peki neden bize böyle bir şey söyledi? Benim aldığım en yani bu nedenle alakalı, belki bu ufak bir neden de olabilir ama tamamen Gigot'un Arabistan'dan da talepleri olması ve bazı kulüplerin oyuncuyla temasa geçtiğinden dolayı ve yüksek maaştan dolayı biraz Gigot'un kafasına soru işareti doğdu ve burada oyuncu bizi çat beklemeye aldı. Bundan dolayı olduğu söyleniyor. Bu da önemli bir detaydı arkadaşlar. Arap takımlarının Gigot'un kafasını karıştırdığı söylendi. Batista Mende stoper mi oynayacak, 8 mi oynayacak, 6 numara mı oynayacak, hepimizin merak ettiği soruya cevabını verdi. Benim asıl pozisyonum 6 numara ve ben de orada oynamak istiyorum dedi. Bakın bu çok önemli. Asıl pozisyon 6 numara. Ben sağ bek de oynayabiliyorum arkadaşlar. Sol stoper de oynayabiliyorum ben ama ben sağ stoperde daha iyi oynarım. Sağ bek de idare ederim.
Sol bekte işte işimi yaparım. Çok fark yok sağ sol arasında ama en iyi hissettiğim yer sağ stoper. Çünkü sağ ayaklı bir oyuncu olduğu için topla çıkarken hani rakip genelde içeriden baskı yapar. Sağ sol taraftan çıkarken sağ ayağımla topu sürdüğümde sol ayağım çok iyi olmadığı için sağ ayağımla topu süreceğim. En iyi ayağımı kullanmak isteyeceğim. Bana içeriden gelen baskıda problem yaşayacağım için sağ stoperde rakibimi içeride kenara doğru, taça doğru giderken bir tarafta engelleyebiliyorum. Veyahut da gelen topu içeriden geldiği zaman ters ayaklı karşılamakta zorluk yaşayabilirim. Bu benim için önemli bir detay. Mendy'de 6 numarada daha iyi. Hocam nerede oynatmak isterse orada oynarım. Stoper olarak gösterdiğim performanstan memnunum diyor. Evet, kötü bir performans sergilemiyor. Burada teknik direktörümüzün oynatmak istediği yerde oynayacağından söylüyor. Stoper oynatırsa gene stoper oynayacağından da bahsediyor arkadaşlar. Çok ilginç bir durum. Muhammed Şam'la alakalı. Batista Mendy'ye bir soru geldi. Muhammed Şam'la alakalı. Muhammed Şam Fransa'da tanıyorum. Karşılıklı oynadım. İyi bir oyuncu. Buraya gelse bize önemli katkı sağlar. Bakın arkadaşlar. Şimdi ben Trabzonspor takımının futbolcusuyum. Açık ve net söyleyeyim. Kadroya gelmeyen bir oyuncuyu bana sorsalar derim ki haberim yok derim. O kulübün yönetiminin işi derim. Yani Mendy resmen bu işten haberdar. Bizim Muhammed Şam'ı istediğimizi biliyor ve buraya gelirse bize fayda sağlar diyor. Yani arkadaşı da değil ha. Arkadaşı değil. Yani o karşılıklı oynadım diyor. Aynı takımda da oynamamış. Yani birebir görüşmüşlüğü de yok. Ve burada Mendy'nin açıklaması bana göre çok flash. Mendy'den flash bir açıklama. Muhammed Şam'ın buraya gelmesini bekliyor adam resmen ve bundan haberdar arkadaşlar. Bu çok önemli bir detay. Açık söylüyorum. Bana bir transfer sorulsun ben asla cevap vermem. Benim takımdaki 10 numaralar var ya. Enis Badri var, öteki var. İşte oynatabileceğimiz oraya Vakame'ye çekerim. Yani ben bu topa girmezdim Mendy'nin yerinde olsam. Mendy girmiş. Mendy'nin düşüncesi bu şekilde. Bu arada ben şu an annemin evindeyim arkadaşlar. Arka planımıza bir şey olmadı. Annemin evinde olduğum için odada çekiyorum. Yani odada çekiyorum. Video çekebilme adına bir boş rahat bir odada çekiyorum. Böyle bir açıklaması var. Şimdi Ozan Tufan'la alakalı bir detay vereceğim. Hatta bunu sizlere söyledim. Adamın mizacı böyle dedim. Adam belki bir şok oldu. Böyle karşılanacağını beklemiyordu falan dedik. Ozan'da bir şeyler okudum. Biraz güldüm demiş. Hani mutsuz mu acaba? Niye gülmüyor diye birçok eleştiri yapanlar oldu ki skandal. Televizyona çıkmış adam bunu eleştiriyor. Yani amaç ne bilmiyorum. Kimsenin yanlış anlamasını istemem. O gün çok yorulmuştum. Bir de uçak korkum var. Tamamen Trabzonspor'a odaklandım şu an diyor. Her şey Trabzonspor'un başarısı için diyor Ozan Tufan. Yani yorgunluk falan hikaye de burada bir şok etkisi oldu. Taraftarın karşılayacağından nasıl bir tepki vereceğinden haberi yok. Adamın Fenerbahçe'de oynamış, kaptanlık yapmış. Orada bazı paylaşımları olmuş. Tabii bizim nasıl bir karşılama yapacağımızdan haberdar değil. Belki de yullanacağım diye düşündü. Bilemezsin. Çünkü çok bizim ters rakibimizden geldi. Ama ben futbola böyle bakmıyorum arkadaşlar. Oyuncular işini yaparlar. Bize karşı yanlış yapmadıysa, benim takımımda, hocama, taraftarıma yanlış bir hakaret yapmadıysa ben bir şey söylemem. Fenerbahçe'den de oyuncu gelecek. Bizden de oraya oyuncu gidecek. Ama arkadaşlar dediğim gibi kulübümün camiama hakaret eden, camiama kötü söz söyleyen, bizi küçümseyen birisi olursa kimse kusura bakmasın. Babamın oğlu olsa ona karşı tepkimi koyarım. Açık ve net söyleyeyim ama burada öyle bir durum söz konusu değil. Bu arada işte Abdullah Avcı'nın şöyle bir durumu şöyle bir önemli detay verdi. Onaçi ile görüştüm. 3 gün önce görüştük. O da bizimle devam etmek istiyor. Biz de kulüp olarak istiyoruz. Başkanımız da çok uğraşıyor. Biraz sabırlı olacağız. Bakalım süreç ne getirecek. Mesajı veriyor Abdullah Avcı. Biraz sabırlı olacağız diyor. Zaten biz de bunu sizlerle hep haftalardır konuşuyoruz. Yani Abdullah Avcı'nın söylemlerine baktığımda özellikle işte baskılı bir oyun oynatmaya çalışıyor. Oyuncularla alakalı 6 tane oyuncu geldi diyor. Yönetime destek verdi birazcık. 6 tane oyuncu geldi. Önemliydi diyor. Çalışma açısından önemliydi diyor. Ama iskelet daha önemli arkadaşlar. Açık ve net söyleyeyim. Onaçu'yla birebir görüşüyor. İdman programına dahil Abdullah Avcı'nın ilgilendiğinden bahsetmiştim. Abdullah Avcı bunu da burada doğrulamış oldu. Okan Yokuşlu'yla alakalı gene önemli bir haber. Okan Yokuşlu menajerini değiştiriyor. Ve yeni gelen menajeri Okan Yokuşlu'yu Trabzonspor'umuzu öneriyor deniliyor. Ve Trabzonspor takımımızın Okan Yokuşlu'ya bir veto verdiğini söylüyor. Okan Yokuşlu'ya biz sıcak bakmamışız. Okan Yokuşlu'yu biz almamışız deniliyor. Yani Okan Yokuşlu'nun menajeri bize gerçekten geldi. Biz Okan Yokuşlu'yu almadıysak burada yönetimsel anlamda büyük problem var derim. Ozan Tufan'dan önce mi geldi? Ozan Tufan'dan sonra mı geldi? Ama
Burada önemli olan detay bu. Ama haberin içeriğinde 2024 bittikten sonra menajer değişikliğine gitti denildiği için burada bir şey söyleyemeyeceğim. Yani yeni menajeri hemen Trabzonspor takımıyla görüşmeye hazır olduklarını söylemiş. Burada tabii önemli bir detay. Oyuncu daha önce Avrupa'da kalmak istiyordu. Buraya gelmek istemiyordu. Şimdi menajerinin böyle bir önerisi biraz kafamda soru işaretleri doğurdu. Açık ve ne söylemek gerekirse. Sabahki çektiğim videoda söyledim. Atilla Saray'dan dolayı gündem çok kaydı. Özellikle Onatçu'nun alınabilmesi için limit sona kadar zorlandı. 6 milyon euroya kadar çıkıldı. Kiralık oyuncular, satılık oyuncular verilecek. Fontas ve Kerem Şen de konuşuluyor. Fontas'ın bonservisi nereden baksan 2-3 milyon euro eder. Kerem Şen gene birkaç milyon eder. Bu oyuncuları vermek, bir sonraki satışlarında pay vermekle beraber bu oyuncuyu çözme planımız var. Bu da önemli bir detaydı arkadaşlar. Yani Gigot'u konuştuk. Stoper'de son dakika gelişmesi yaşandı Gigot'ta. Gigot'u konuştuk. Gene bugün gün içerisinde önemli bir stoper William Rocha'nın adı geldi. CSK Moskova'nın stoperi. Bu stoperin adı gelmesiyle beraber işler farklı yere dönebilir. Şöyle bir toparlayacak olursam, Atilla Salay transferinde bir geri adım atıldı. Bir durduruldu. Şimdilik dedi Abdullah Avcı. Ekonomik boyutta ya da başka ekonomik boyutta dendi ama ya da başka bir yerden bir haber geldi. Bakacağız. Gigot'tan bir geri dönüş mü oldu? Yani bu biraz kafamızı karıştırdı tabii. Bununla alakalı bir yeni bir bilgi, taze bir bilgiye ihtiyaç var. Ben de bunun farkındayım. Ve Muhammed Şam, Onatçu ile alakalı artık son adımlar atıldı. İki oyuncu için de fiyat yükseltilmesine gidildi. Bakın Onatçu'da 6 milyon euro artı %25'lik satıştan bir pay dendi. Vallahi arkadaşlar Trabzonspor takımımız çalışmalarına devam ediyor. Ben de elimden geldiğince yorumlamaya devam ediyorum. Kampta her şey güzel gidiyor. Mendy'nin açıklamalarını gördünüz. Trezeguet gene açıklamalarda bulundu. Trezeguet'in açıklamalarında çok ekstrem bir bilgi göremedim. Onun için gündemimi almadım. Abdullah Avcı'nın Onatçu açıklaması, Mendy'nin flash açıklaması. Bana göre çok flash bir açıklama. Transferle alakalı önemli bir detay verdi bize. Gelse bize faydası olacak dedi. Bu şekilde gündem şu anda. Elimden geldiğince değerlendirdim. Ben bu videoyu çektikten sonra yeni bir gündem olursa artık yapacağım bir şey yok arkadaşlar. Açıklamaları, röportajları karşınıza getirdik. Gigot'la alakalı önemli iki tane haber sitesi tarafından yapılan haberi paylaştık. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.